Arkadaşlar merhaba tekrar. Evet, öncelikle aruz ölçüsü ile ilgili arkadaşlar birkaç böyle teorik bilgiyi bir tekrar edelim. Kalıp nasıl bulunuyor anlamında, değil mi? Öncelikle aruz ölçüsü ile ilgili şöyle teorik bilgilere bir kontrol etmek lazım, ya gözden geçirmek lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar aruz ölçüsü Arap edebiyatında doğmuştu. İmam Halil bin Ahmet tarafından sisteme bağlanmıştı. İmam Halil bin Ahmet'in 3 tane önemi vardı hatırlıyorsanız. Onları da bir tekrar edelim. Birincisi muamma türünün bulucusu. Muammayı icat eden kişi. İkincisi aruz ölçüsünü bir sisteme bağlayan kişi. Aruz ölçüsünü oluşturan kişi diyebiliriz. Üçüncüsü de Arapçanın ilk sözlüğü olan Kitabul Ayn'ı yazdı. Bizim için önemi nedir? Divan Lügatürk'ün ön sözünde diyor ki İmam Halil bin Ahmed'in El Halil'in yaptığını ben Türkçe'de yaptım diyor Kaşgarlı Mahmut. Yani nasıl ki Kutadgu Bilig Şehname örnek alınarak yazılmışsa Divan Lügatürk de arkadaşlar Kitabul Ayn örnek alınarak yazılmıştır diyebiliriz. Bizim için 3 tane önemi vardı İmam Halil bin Ahmed'in. Şimdi biz de Türk edebiyatında arkadaşlar aruz kalıpları İran edebiyatından gelmiştir. İran edebiyatı da Arap edebiyatından almıştır. Yani biz böyle bir nevi suyunun suyunu almışız. Aslında bizim kullandığımız kalıp sayısından Arap edebiyatındaki kalıp sayısı çok daha fazladır. Arap edebiyatındaki kalıplar İran edebiyatına geçiyor, Afganistan edebiyatına geçiyor, Ürdün edebiyatına geçiyor arkadaşlar. Ama bizler İran kültürü üzerinden arkadaşlar, İran edebiyatı üzerinden aynı zamanda bu unsurları almışız diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk olarak Kutadgu Bilig aruz ölçüsüyle yazılıyor. Şehname ölçüsüyle yazılmıştır. Feolün, 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 feol. Türk edebiyatında görülen ilk aruz kalıbı Şehname kalıbıdır. Feolün, 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 feol şeklinde bir kalıptır arkadaşlar. Tabii Türk edebiyatında 13. 14. yüzyıllarda böyle biraz daha acemice uygulanan aruz kalıbı arkadaşlar 15. yüzyıldan itibaren aruz ölçüsü çok daha usta bir şekilde kullanılmıştır diyebiliriz. Zaten zirve arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'dur, Tevfik Fikret'tir, Cenap Şahabettin'dir, değil mi? Bunlar zirvedir arkadaşlar. Ahmet Haşim'dir. En başarılı kullananlar işte Yahya Kemal'i de anabiliriz arkadaşlar. Aruz ölçüsünü böyle özellikle Tevfik Fikret için aruzu Türkçeyi aruza değil, aruzu Türkçeye uyduran şair olarak bilinir. Demek ki arkadaşlar biz aruz ölçüsünü artık benimsemişiz. Tabii ilk etapta Türkçe'de uzun ünlü yok diye arkadaşlar ilk etapta çok zorlanılmıştır, onu da söyleyeyim. Mesela Hoca Mesut Süheyl-i Nevbahar'ın ön sözünde diyor ki Türkçe ile şiir yazarken vücudumun yarısı eridi. Fuzuli mesela Türkçe divanının dibacesinde diyor ki Türkçe ile şiir yazmak gülden diken çıkarmaya benziyor. Mesela Kutadgu Bilig de bile arkadaşlar Türkçe ürkek bir geyiğe benzetilmiştir. Yani Türkçe ile aruz ölçüsünün uyumsuzluğundan sanatçılar sık sık şikayetçi olmuşlardır. Bunun sonucunda tabii Türkçe'ye pek çok böyle uzun ünlü bulunduran sözcüğün, Arapça farça sözcüğün girmesi gibi bir sebebe yol açmıştır diyebiliriz. Aruz ölçüsü kalıplardan oluşur arkadaşlar. Kalıplardan oluşuyor. Bu kalıplar nelerden oluşur? Tefilelerden oluşur. Aruz ölçüsünü oluşturan her parçaya biz tef'ile adını veriyoruz. Bakın failatün bir tef'iledir. Failatün, failatün, failün şeklindeki bir kalıbımızda 4 tane tef'ileden oluşan bir kalıp görüyoruz arkadaşlar. Failün de bir tef'ile, failatün de bir tef'ile. Tef'ilenin diğer ismi cüz. İşte biz bir şiiri okurken arkadaşlar, bir şiiri okurken kullanılan mısralardaki uzun ünlüler, kısa ünlüler, kapalı heceler, açık hecelerin düzeni bu tefilelerden hangisine uyuyor onu bulmamız lazım. İşin özeti budur. Yani biz bir şiiri okuduğumuzda arkadaşlar bir mısranın kapalılık, açıklık düzeninin hangi kalıba tekabül ettiğini bulursak bizim için sıkıntı olmuyor. Ama bunu her zaman söylüyorum. Bulmak değil de sezmektir. Aslında aruz ölçüsü sezilir yani.
Mesela bir şiir failatün 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 failun kalıbıyla yazılmışsa, o şiirin mısralarının her birisi kapalı açık kapalı 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 açık kapalı kapalı diye gitmesi lazım. Anladık mı arkadaşlar? Peki divan edebiyatı sanatçıları bir şiir yazarken şiirin temasına, tematik özelliğine uygun sözcüklerini seçerken çoğu zaman arkadaşlar aruza uymayan sözcükler oluyordu bunlar. Yani iki seçeneğiniz var. Ya sözcüğü değiştireceksiniz ya da ben hata yaptım diye kabul edeceksiniz. Bizim sanatçılarımız daha çok ahengi üstün tuttukları için arkadaşlar hata yapma yoluna gitmişlerdir. Normalde bizim aruz ölçüsünü uygularken arkadaşlar düştüğümüz bazı hatalar vardır. Sanatçıların düştüğü bazı hatalar vardır. Veya uyguladığı bazı teknikler, aruz teknikleri vardır. Hatalar derken neyi kastediyoruz? İmale ve ziyaf. Bizim hatalarımız bunlar. İmale, ziyaf bir hatadır arkadaşlar. Önemli hatalar bunlar yani. Ama bir de aruz teknikleri var. Met bir tekniktir, hata değildir. Kasr bir tekniktir. Vasıl bir tekniktir arkadaşlar. Bunlar bizim tekniklerimiz. Sekti melih bir tekniktir. Aruz teknikleri bunlar. Yani aruz ölçüsüyle başarılı şiir yazmak için sanatçılar bazen arkadaşlar teknik kullanıyorlar. Öncelikle hataları bir tekrar edelim. Eğer bir şair arkadaşlar mesela örnek veriyorum failatün şeklinde veya mefailün örneğimizde olduğu gibi mefailünle şiir yazarken arkadaşlar kamu sözcüğünü kullanmak istedi. Ama mefailün kalıbında ilk iki hecenin açık ve kapalı şeklinde olması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanatçımız ka mu derken açık açık şeklinde hecesini sözcüğünü kullanmış. Dolayısıyla ikinci hecemizde arkadaşlar bir hata yapmak zorunda kalmış. Kapalı hece kullanması gerekirken açık hece kullanmaya imale denir. Veya başka tersten söyleyecek olursak kullanılan açık bir heceyi uzatarak okumaya biz imale adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela niçin kılmaz bana derman derken bakın arkadaşlar takip edin. Ni, çin, kıl, maz. Hatasız bir tef ile. Bunu hatasız yazmış şairimiz, değil mi arkadaşlar? Niçin kılmaz? Açık, kapalı, kapalı, kapalı. İkinci teflerin de böyle çıkması lazım aruz kalıbına göre. Ama bakın şair nasıl yazmış? Bana derman. İkinci hecemizde mecburen kapalı kabul etmek zorunda kalıyoruz. Kapalı kabul etmeye imale adı verilir. Açık kabul etmeye arkadaşlar ziyaf adı verilir. Hocam, peki ziyaf mı daha ağır bir hatadır? İmale mi daha ağır bir hatadır? Tabii ki ziyaf daha ağır bir hatadır. Eğer kullanman gereken açık bir hece yerine kapalı kullanmışsak, yani biz kullanmışsa şair, yani biz taktiği yaparken arkadaşlar kısaltmak zorunda kalıyorsak, açık hece saymak zorunda kalıyorsak, biz buna arkadaşlar ziyaf adını veririz. Çok ağır bir hatadır. Bakın, failatün 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 failünle yazılmış bir şiirimiz var. Taktiğisine bakalım. Kıl, tefahur. Ne kadar güzel. İlk defilemiz son derece sağlam bir şekilde karşımıza çıktı. Ama ikinci mısranın ilk defilesine bakın. Leylinün meç. İkinci hecemiz açık kabul etmek zorunda kalıyorum ben ikinci hecemizi. Değil mi arkadaşlar? Sanatçı açık kullanması gerekirken kapalı kullanmış. Buna da biz ziyaf adını veririz. Ağır bir kusurdur arkadaşlar ziyaf. İmale o kadar ağır bir kusur değildir ama ziyaf ağır bir kusurdur. Hatırladık mı arkadaşlar? Bunları biz işlemiştik. İşlemiştik biz bunları, değil mi arkadaşlar? Ama bir tekrarını yapıp soru çözelim. Şimdi met olayına bakalım. Bundan sonrakiler hata değil. Ama arada sırada size bazı uyarılarım olacak. Hata olarak kabul ettiklerimiz olacak yani. Met dediğimiz olay bazı hecelerin iki hece sayılmasıdır. Bakın, bazı hecelerin iki hece sayılmasıdır. Ama bu iki tane hece derken
kapalı açık şeklinde bunu alabilirsin. Başka bir düzende alamazsın. Hangi tür heceleri arkadaşlar? İçerisinde uzun ünlü bulunan 3 sesten oluşan heceler. Veya uzun ünlü ünsüz şeklindeki heceler. A veya ab. Çift ünsüzle bitenler eşk veya cevr. Çift ünsüzle bitmişse yine biz bunu arkadaşlar met olarak alabiliyoruz. Şair böyle bir teknikten faydalanarak kalıbını oturtabiliyor arkadaşlar. Mesela bakın şimdi çeşmi sözcüğü gördüğünüz gibi çift ünsüzle bitmiş. Çift ünsüzle bitmiş arkadaşlar. Değil mi? Ama ne demiştik biz? Sonrasında ünlü geliyorsa med yapılmaz. Kuralımız belli. Ulama medi bozar. Ulama medi bozar. Hocam istisnası var mı bunun? Çok. Ama genel kuralımız budur arkadaşlar. Çeşmi. Bakın çeşmi. Mesti. Ti. Ti. Bakın ti sözcüğünü 1,5 almış şair. 1,5 olarak kabul ediyoruz. Çekmiş denildiğinde gayet güzel bir şekilde arkadaşlar failatun yerine oturuyor. Mesela ben arkadaşlar örnek veriyorum. Failatun'la şiir yazacağım. Değil mi? Dedim ki mah içre. Mah içreydi gözlerin diye gidiyorum arkadaşlar. Mah içreydi gözlerin. Şuraya bir yazalım. Tabi sonrasında ünlü olacak ama öğrenmek için arkadaşlar bu örneği bir kullanalım. Normalde arkadaşlar bir dakika şöyle yapalım. Maksat tam kuralımıza uygun olsun. Mah gecesinde mah geçti. Gökyüzünde. Şimdi böyle bir mısrayı düşünelim arkadaşlar biz. Böyle bir mısrayı düşünelim. Şimdi taktiğisini yapıyorum. Baktım ki sanatçı failatün şiir yazmış. Ben failatünle şiir yazmak istiyorum kardeşim. Ama öyle sözcükler buldum ki arkadaşlar bu sözcüklerden vazgeçemiyorum. Bakarım ki burada bir açık geceye benim ihtiyacım var. İşte burada med yapabileceğim bir sözcüğe yer verirsem 1,5 kabul ederim. Böylece failatun yerine oturmuş olur. Normal şartlarda mah, geç, miş diye kalıba uygun gitmeyen mısramız mahı 1,5 şekilde aldığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar failatunun yerine oturduğunu görüyoruz. İşte sanatçı bu tür arkadaşlar çift ünsüzle biten veya çift ünsüzle biten veya içerisinde uzun ünlü bulunduran sözcükleri öyle bir yerleştirir ki arkadaşlar, öyle bir yerleştirir ki bakarsınız ki orada med yaptığınızda hemen yerine oturuyor. Hocam med varken kalıp gereği med yapılmazsa kusur mu? Eğer sanatçı mede uygun bir sözcük kullandı. Mesela ti sözcüğünde baktık ki biz ti'yi kapalı kabul ettiniz, 1,5 kabul etmediniz ama kalıp yerine oturuyor. O zaman derim ki ben mede uygun olan bir sözcükte medden faydalanmadı. Bu ziyaf kadar ağır bir hatadır. Anladık mı arkadaşlar? Mede uygun bir sözcük kullanırsan ama medden faydalanmazsan bu ziyaf derecesinde ağır bir hatadır arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Anladın mı? Şeyma Öztürk. Evet. Gelelim vasla. Vasıl. Ulama. Ulamak, birleştirmek. Bazen arkadaşlar biliyorsunuz. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük başlar. Karşıdan gelen adam bize bakıyor. Dersem, bunun taktiğisini bir yapayım bakalım. Hemen arkadaşlar taktiğisini yapıyorum. Gelen adam. Eğer mefailünle yazıyorsan kardeşim hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Ama feilatünle yazıyorsan ikinci hecede kapalı çıktı.
O zaman bakın ulamadan ben faydalanırsam şair olarak onu şöyle hecelerim. G, L, na, dam. Bunun taktiğini yapalım arkadaşlar. Ulamalı düşündüm bakın. G, L, na, dam. Bakın demek ki şairler ulamadan faydalanırlarsa taktiği düzenini ona göre değiştirebiliyorlar. Ona göre arkadaşlar özellikle açık heceye ihtiyaç duyduğumuz zaman biz ulamadan faydalanırız. Bakın arkadaşlar örneğimizi bir inceleyelim. Git, dün, ama. Dört tane kapalı kardeşim. Failatüne uymuyor. Bu adam hata mı yapmış? Hayır. Geri alalım arkadaşlar. Geri alalım. Bak ulamalı düşüneceğim. Git, dü, nam, ma. Gördüğünüz gibi failatün net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Has, re, ti, le. Bakın burada da yine failatünün çıkması için ulamadan faydalanmış arkadaşlar şair. Ama her zaman söylediğim gibi mısranın şurasında med yaparsam, şurasında imale yaparsam ve failini çıkartırım. Bizim için önemli olan o değil. Yanlış kalıp bulursunuz. Biz istediğimiz yerde imale, istediğimiz yerde zıyaf yapamayız. Bunları yapanlar şairlerdir. Bunları düşünenler şairlerdir. Biz sadece oradaki arkadaşlar kapalılık, açıklık düzenine bakarak ve yeterli sayıda alıştırma yaparak onları sezeriz sadece. Şair burada ulamayı düşünmüş deriz yani. Bakın failatün 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 failünle yazılmış ikinci dizemize dikkat edelim. İstemem sen. Şairimiz ilk defilede çok başarılı. Sü. Bak feilatünün çıkması için feilatün pardon. Zo lan soh. Bakın feilatünün çıkması için süz olan değil de süz olan şeklinde alıyoruz. Bet-i yaran değil de bet-i yaran olarak alıyoruz. Bakın diğer tepkide. Demek ki arkadaşlar vasıl bu şekilde oluyor. Hocam ulamaya uygun bir şekilde bir ses yapısı kullanılmışsa ancak ulamadan faydalanmamışsa bu bir hata mıdır? Hafif kusurlardan birisi olan sekt hatası diyoruz biz buna. Hafif bir kusurdur. Yani ulamaya uygun bir ses yapısı kullandın sen dizede ama bakıyoruz ki ulama olmadan kalıp takır takır çıkıyor. O zaman deriz ki biz sanatçı burada bu sözcüğü kullanmış, ulamaya uygun bir ses yapısına sahip. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük var. Ama şair ulamadan faydalanmamış. O zaman deriz ki arkadaşlar bu şair hafif hatalardan birisi olan sekt hatasına düşmüştür diyebiliriz. Böyle ziyaf kadar ağır değildir arkadaşlar. Ziyaf kadar ağır değildir. İmalden de daha hafif bir hatadır ama sekt bir söyleyiş kusuru olarak değerlendirilir. Çünkü gelen adam, ana dili Türkçe olan herkes bunu gelen adam diye okur. Gelen adam şeklinde okumak özel bir çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Ancak Türkçeyi sonradan öğrenmiş olanlar bunu böyle okurlar ki bozuk bir söyleyiştir. Yani siz ulama olan yerde ulamasız okuduğunuzda arkadaşlar hafif bir kusur, söyleyiş kusuru oluyor gerçekten de yani. Tahfif. Sözcüklerin sanatçılar tarafından arkadaşlar kasıtlı olarak değiştirilmesidir. İstanbul'un Stambul yapılması. Mah'ın meh yapılması. Hatırlıyorsanız böyleydi değil mi? Mah'ın meh yapılması. Şah'ın şeyh yapılması. İşte özellikle İbrahim'in birahim yapılması. Değil mi? Bunlar arkadaşlar birer kasır olabilir. Peki ben size bir şey soracağım. İstanbul'un taktiğisine bakıyorum. İstanbul. İstanbul'un taktiğisine bakıyorum. Sitambul. Gerçekten işe yarıyor. Yani mefailünle yazmak isteyen birisi İstanbul'u Sitambul yapar. Kurtulur kardeşim. Hatadan kurtulur. Ama benim size soracağım olay şu. Mahı niye meh yapıyor sanatçı? Mahı niye meh yapıyor sizce? Niye yumuşatıyor? Niye hafifleştiriyor? Çünkü mede ihtiyacı yok arkadaşlar. Med yapmazsa mah olarak kullanırsa mede uygun bir sözcük de med yapmazsa büyük bir kusura düşecek ya. Bunu meh yapar böylece kusurdan kurtulmuş olur.
Mesela arkadaşlar bakın. Mesela bakın. Mah içindeydim. İçindeydim. O hocam failatün harika çıkıyor. Ama ben kusura düşmemek için arkadaşlar mahı meh yaparım böylece. Kusura düşmemiş olurum diyebilirim. Teşdit. Şeddesiz. Daha önce işlediğimiz için arkadaşlar hızlı gidiyorum buralarda. Daha önce biz bunları işledik çünkü. Uygulamaya daha çok zaman ayırmak istiyorum. Teşdit şeddesiz bir sözcüğü şeddeli yapmak. Peri sözcüğü açık açık. Değil mi? Perri dersem per kapalı oldu. Bazen sanatçılar ya kapalı heceye ihtiyacı var. Şeddesizi şeddeli kabul eder. Böylece kapalı heceye dönüştürmüş olur arkadaşlar. Şeddesizin şeddeli yapılmasına teşdit adını veriyoruz arkadaşlar. Anladık mı? Gelelim sektimeliğe. Sektimeli bu yıl sınavda gelebilir. Haberiniz olsun. Yukarıdaki dizelerde uygulanan aruz tekniği aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilirler. Bakarsınız ki 10 heceden 9 heceye düşülüyor. Onu işaretleyebilirsiniz. Ama işin mantığını öğrenmekte de fayda var. Çünkü 10 hece olan o beyitte bir tane arkadaşlar met varsa o da 9 heceye düşmüş oluyor. O zaman bizim için risk oluyor yani. Şimdi sekti melih genellikle mesnevilerde olur arkadaşlar. Sekti melih mesnevide olur. Mesnevi binlerce beyit, binlerce beyit, binlerce beyit hep aynı aruz kalıbı. Hep aynı aruz kalıbı, hep aynı aruz kalıbı okuyucu bunalıyor artık. Sanatçı bunu düşünmek zorunda. Sanatçı der ki, ben arada bazı beyitlerde aruz kalıbını değiştireyim. İşte aruz kalıbını değiştirmeye biz sektimeli adını veriyoruz. Ama sektimeliği öyle her tür kalıpta rastgele yapamazsın. Öyle her tür kalıpta olmaz. Sadece mef'ulü, mefailün, feulün kalıbında yapabilirsin. Mef'ulü, mefailün, feulün kalıbı bazı beyitlerde bakın arkadaşlar daha böyle kolay aklımızda kalsın. Buradan M'yi iptal ediyoruz. Buraya da bir N'yi ekliyoruz arkadaşlar. Mef'ulün, failün, feulün oluyor. Bakın şu bir mesnevinin beyitleri arkadaşlar mesela. Şurada beyitlerimiz var. Şurada beyitlerimiz var. Gayet güzel yazıyorum mesnevimi arkadaşlar. Masule fareyle ancak bu kadar bir mesnevi yazılabilirdi. Şimdi bakın mavi ile gösterdiğim beyitler arkadaşlar ana kalıptan olacak. Mef'ulü, mefailün, feulün. Bakın bu mef'ulü, mefailün, feulün. Mef'ulü, mefailün, feulün. Mef'ulü, mefailün, feulün yazılıyor. Ancak arada bazı beyitleri mef'ulün, failün, feulün şeklinde değiştiriyorum. O kalıpta yazıyorum zaten. Değil mi? Böylece ne oluyor? Ezgi değişiyor. Mesneviler aruz kalıbına göre ezgili okunur çünkü. Ezgi değişince monotonluğu kırmış oluyorum. Sekti Melih'in bütün işlevi monotonluğu kırmaktır arkadaşlar. Mesnevinin bütün beyitlerini mef'ulü, mefailün, feulünle yazarsın. Arada bazı beyitleri mef'ulün, failün, feulünle yazarsın. Böylece arkadaşlar ne olur? Böylece ne güzel arkadaşlar. Aruz kalıbını değiştirmiş oluruz. Aruz kalıbı değişince ezgi de değişmiş olur. Böylece bizim o mesnevideki binlerce beytin oluşturmuş olduğu monotonluğu kırmış oluruz. Hocam tardiye kalıbımı aynen nazım biçimlerinde hatırlıyorsanız musammatlar içerisinde tardiyeleri görmüştük. Tardiyeler de sadece bu kalıpta yazılıyordu arkadaşlar. Hocam niye ikisi aynı kalıp? Çünkü tardiyeler genellikle mesnevi içerisinde geçer. Türk Edebiyatı'nda en güzel tardiyeleri Şeyh Galip yazmıştır. Hüsnü Aşk içerisinde dört tane tardiyesi var arkadaşlar. İşte sanatçılar ben tardiyeyi bu kalıpta yazıyorum. E bari Mesnevi'yi de o kalıpta yazayım. Sekti Meli'yim de kullanmış olurum şeklinde arkadaşlar kullanırlar, düşünürler. Anladınız mı? Bağlantıları var yani. Evet. Hocam bir beytin aruz kalıbını bulurken ne yapalım? Birazdan şimdi karşımıza sorular gelecek arkadaşlar. Birazdan sorular gelecek. Mesneviler genellikle kısa kalıplarda yazılır Hilal Tozlu. Tardiyeden faydalanmak isteyenler bu kalıpta yazarlar.
Mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i Faylatun Faylatun Faylundur. Tardiyeden faydalanmak istememiş. Hoca Mesud'un Süheylü Nevvarı Feolun 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 Feolun. Tardiyeden faydalanmak istememiş yani. İşin kısacası bu. Ama size şöyle bir uyarım da olsun. Size şöyle bir uyarım da olsun. Mesnevi içerisinde kahramanların karşılıklı konuşmaları, duygusal yerler genellikle arkadaşlar gazellerle, şiirlerle olur. Kahramanlar şiirlerle konuşurlar. Biz oraya gazelle de konuştursak, gazel, Muhammes'te de konuştursak ona da tardiye deriz. Yani mesneviler içerisinde ayrı geçen manzumelerin genel ismi aslında tardiyedir. Anladınız mı demek istediğimi? Tardiyenin iki anlamı var yani. Hem mesnevi içerisinde geçen şiir hem de ayrı bir nazım biçimi. Evet. Bir beyit karşımıza çıktı arkadaşlar. Ayşe Erivan demiş ki hocam Sekti Melih'te hece sayısı eksiliyor mu? Tabii. Mef'olü, mefailün, feolün. Bütün mesnevinin yazdığı kalıp 10 heceden oluşuyor. Mef'olün, failün, feolün 9 heceye düşmüş oldu. Yani hangisinde Sekti Melih yapılmıştır derse hemen bir bakın öncelikle arkadaşlar. 10 hece, 10 hece, 10 hece geliyor beyitler. 9 heceye düştü. Orada Sekti Melih vardır diyebiliriz. Soruyu daha hızlı çözebilirsiniz. Ama baktın ki 9 heceli başkaları da var. Derim ki o zaman ÖSYM kurnazlık yapmış. Met olan beyitleri de diğer seçeneklere yerleştirmiş. Artık benim kalıp bulmam lazım. Artık kalıp bulmam lazım. Kalıp bulmadan artık o soruyu yapamazsınız yani. Anladın mı Ayşe Erivan? Evet, sorusu olan varsa sorsun. Sorulara geçeceğiz bakın. Şimdi bir beyitin aruz kalıbını nasıl buluruz? Bir bakalım arkadaşlar. Karşımda bir beyit varsa ben normal şartlarda bu işe bilimsel bakacak olursak arkadaşlar, aruz kalıbının hece sayısıyla uzaktan yakından aslında bir alakası yoktur. Hecelerin niteliği bizim için önemli. Yani kapalılık, açıklık önemli. Ama biz tez yazmıyoruz. Biz sınavda bize zaman kazandıracak şeylere ihtiyacımız var, değil mi? Bundan dolayı arkadaşlar, bundan dolayı hece sayılarını siz yine de tespit edin. Yani bir beyit kardeşim, bir beyit var karşımda. İşte beyit. Üst dizede 16 hece var. Aşağıda 15 hece var. E şimdi aşağıda en az bir tane met yapılması gerektiğini, öyle bir sözcük beklemem gerektiğini anlarım. Hece sayısı değerlidir yani. Anladık mı? Ayrıca bu birinci faydası bakın mesela ben birinde 15 hece var, birinde 14 hece var. 14 hece olan da bir tane met beklerim kardeşim. O zaman zaten yeterli çalışma yapmışsam met olabilecek sözcükler benim gözüme çarpar. Bir de şöyle bir faydası var. 16'lı hece ise bakın bu bir kanun değildir. Bu bir kanun değil. Farklı istisnalar da görülür. Ama genellikle şöyle olur. 16 heceli 4, 4, 4, 4. Durak yerleri. 15 heceli 4, 4, 4, 3. 14 heceliler biraz bizi yanıltabilir ama genellikle 3, 4, 4, 3 şeklinde olur. Özellikle mef'ulü ile başladığını fark etmişsen doğru yoldasın demek. Anladık mı arkadaşlar? Onun dışında son uyarılarımı yapıyorum. Ayın ve hemze Arapçanın ünsüzleridir. Kapalı hece oluşturur. Buna dikkat ediyoruz. Var ve yok sözcükleri Türkçe kökenli olduğu halde uzun ünlü bulundurmadığı halde bazen mede konu olabiliyor. Med yapılabiliyor arkadaşlar. Var ve yok sözcüklerinde med olabilir. Ve önemli uyarılardan birisine geldik. Şu kalıba çok dikkat edeceğiz. Feilatün Feylatün, feylatün, feylün. Bu kalıp bizim özel kalıbımızdı hatırlıyorsanız. Niye hocam? Çünkü bu kalıpta ben şair olarak şiir yazıyorsam, İstiklal Marşı'nda olduğu gibi arkadaşlar, istersem bunu faylatüne çevirebilirim, istersem de bunu fa'luna çevirebilirim arkadaşlar. Fa'lun, kapalı kapalı. İstiklal Marşı Feilatün'le yazılmadı mı kardeşim? Feilatün, 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 Feilün. Evet. Feilatün. Açık açık kapalı kapalı olması lazım. Korkma, sönmez.
Bak kapalı açık, kapalı kapalı olmuş. Niye Mehmet Akif Ersoy hata yapacak birisi mi? Hayır. Feilatünü failatüne çevirebiliyorsun çünkü. Hocam sadece bu kalıpta mı yapılır? Şöyle, sadece bu kalıpta yapılır aslında. Yani sondaki feilatünü fa'luna çevirme. Baştaki feilatünü failatüne çevirme arkadaşlar. Sadece bu kalıpta yapılır. Ama mefailün feilatün mefailün feilünde olduğu gibi arkadaşlar bazı kalıplarda yapanlar olmuştur. Galatı meşhur diyoruz biz ona. Yanlıştır ama artık kabul edilmiş bir yanlış o. Normalde sadece bu kalıpta yapılır. Aruz geleneğinde arkadaşlar. Anlayanlar artı, anlamayanlar eksi koysunlar bakalım arkadaşlar. Artı veya eksi istiyorum. Boş olmayacak. Yoksa ceza veririm. Çilem Koca demiş ki var ve yokta ne gibi bir uyarı vardı? Var ve yok gibi sözcüklerde uzun ünlü yoktur ama yine de med yapabilmişlerdir bazı şairler. Evet, şu heceleri bir değerlendirelim sizinle arkadaşlar. Şu heceleri bir değerlendirelim. Uzun A kapalı hece. Ba kapalı hece. Uzun ünlü kapalı. Ünsüzle veya uzun ünlüyle bitmişse bir hece kapalı hecedir biliyorsunuz arkadaşlar. Kısa ünlüyle bitmişse açık hece oluyor. Kısa hece açık. Kısa heceyle bitti açık. Ünsüzle bitti kapalı. Ünsüzle bitti kapalı. İki ünsüzle bitmiş. Kapalı açık. Kapalı açık. Mede uygun bir sözcük bu. Eğer sonrasında bir ünlü geliyorsa eşk içindeyim, gözyaşı içindeyim dedim. E tamam burada sanatçı arkadaşlar medi kullanmaz. Çoğunluğu kullanmaz. Çünkü sonrasında ünlü geliyor değil mi? Ama eşk içre pardon eşk yolunda bitap düştüm dersem burada artık eşkte medi bekleriz arkadaşlar. Eşk yolunda demişse yani mede uygun bir ses yapısı varsa ama med kullanması artık o ziyaf derecesinde ağır bir hatadır demiş. Bal 1,5'a uygun. Ark 1,5'a uygun. Çark 1,5'a uygun. Dikkat et. Ne demiştik biz? Nunla bitmişse arkadaşlar. Nunla bitmişse kolay kolay yapmaz. Nunla biten de kolay kolay yapılmaz arkadaşlar. Demek ki bunu ben sadece kapalı hece olarak değerlendireceğim. Ama işte divan edebiyatı her ne kadar katı bir gelenek olsa da arkadaşlar, kendini aşmaya çalışan sanatçıların varlığından dolayı, geleneği aşmaya çalışma amacından dolayı, nunla bitenlerde bile yapanlar yok mudur? Vardır ya. Yani. Şimdi 2 dakika bekleteceğim. İki dakika sürmeyecek. Evet. Kimse cevabı yazmayacak. Her soruda 20 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. 20 saniye bekliyoruz. Aa, pardon. Bir dakika. Yanlış PDF'yi getirmiş. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış PDF. Onu hemen bekleteceğim sizi 2 dakika. Otuz saniye kaldı. Biraz daha bekleyin. Evet, geliyorum.
Yükleyelim PDF'mize. Yükleniyor. 20 saniye arkadaşlar, her soruda bekleyeceğiz. Erken cevap veren ceza alacak. Lütfen ön yargıyla yaklaşmayalım. Tabii elinizde kağıt kalem olmadan arkadaşlar biraz zor olacak sizin için. Aruz sorusunu ekrandan çözmek biraz zordur. Ama yine de arkadaşlar, yine de uğraşacağız. Başka yolu yok. Zaten gözle böyle okuyarak bulursak arkadaşlar biz çok daha ustalaşırız diyebiliriz. Meral Demir göremiyor musun hala? Geliyor mu? Görünüyor değil mi arkadaşlar soru? Evet. İsteyenler doğru cevabı yazabilir arkadaşlar. İsteyenler doğru cevabı yazabilir. Adana diyen arkadaşlarımız, Adana diyen arkadaşlarımız. Hemen arkadaşlar biz beraber taktiğini yapalım. Değil mi arkadaşlar? Kapallık açıklık düzenini test etmeye taktiği adını veriyoruz. Kaç hece var saydınız mı arkadaşlar ipucu olması için? 15 değil mi? Yani ikisi de 15 olduğuna göre bir met beklemiyoruz herhalde. Değil mi arkadaşlar? İkisi de 15 olduğuna göre bir met beklemiyoruz. Ve büyük bir ihtimalle 4, 4, 4, 3 şeklinde bir sıralama olacak, durak yerleri olacak. Bir bakalım. Had, de, den, geç, miş, ne, za, ket, yal, ü, bal, ol, muş, sa, na. Failatün, 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 failün. Mükemmel, mükemmel. Ama hocam, bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir. Kapalı açıklığı biz dikkat ettik, tamam. Ama ben bunun failatüne denk geldiğini bilemiyorum. Aklıma gelmiyor. O zaman dur. O zaman sen aruzda yeterli alıştırma yapmamışsın. Sen karşına şiirleri alacaksın. Buraya da bizim dokümanlar kısmındaki aruz kalıplarını alacaksın. Baka baka yapacaksın. Zamanla bakmadan yaptığını hissedeceksin zaten. Hala failatünün kapalı açık kapalı kapalı diye bir düzene sahip olduğunu aklına gelmiyorsa bilmiyorsan o zaman gerekli zamanı ayırmamışsın demektir değil mi arkadaşlar? Mey, sü, zül, müş. Kapalı açık kapalı kapalı bak. Ünlüyle kısa ünlüyle bitmişse açık koyuyorum. Ünsüzle veya uzun ünlüyle bitmişse kapalı koyuyorum. Failatüne denk geliyor. Benim için harika gidiyor her şey. Şi, şe, den, ruh. Allah Allah. Ya, rı, al, ol, muş, sa, na. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, şu anda mavi ile göstereyim ben orayı size. Şişe sözcüğünün birinci hecesinde kapalı hece çıkması gerekirken açık hece çıktı. Sanatçı hata yapmış, şişe sözcüğünden de vazgeçememiş ve imaleyi çok önemsememiş demek ki arkadaşlar. Bir hatadan bir şey olmaz demiş. Değil mi? Şi hecesinde bizim imale hatasına düştüğünü şairin anlıyoruz ve doğru cevabımız imale oluyor. Anlayanlar artı anlamayanlar eksi koysunlar. Evet, güzel. "23 saniye süreniz başlamıştır. Çok güzel bir şiir arkadaşlar. Hal kafir, hal sevgilinin beni. Zülf kafir, saç zülf. Çeşm kafir, gözü de kafirmiş. Sevgi nasıl bir sevgiliyse bu. El aman, eyvah. Ser be ser, iklimi hüsnün kafiristan oldu hep. Güzellik ülkesi baştan başa Kafiristan'ın ülkesi olmuş ya. Kafirlerin ülkesi olmuş. Şimdi cevaplara bakıyorum arkadaşlar. Genellikle sınıfımız Ceyhan seçeneğini işaretleme yoluna gitti.
Çilem Koca Met demiş. Evet, yine Ceyhan demiş arkadaşlar. Bir bakalım. İlk dizesinde hangisi test edilebilir? Soruya bakalım. Hal kafir. Tabii. Şimdi bakın arkadaşlar. Dikkat edin dediğime. İlk dizeyi sordu ya, benim bakacağım ikinci dizedir. Niye? Çünkü ben ikinci dizeyle karşılaştırıp orada med olduğunu bulabilirim. Anladınız demek istediğimi? İlk dizeyi sormuşsa ilk dizedeki hangi uygulama vardır derse ikinci dizenin tepkilesini bulun. İkinci dizeyi sorarsa ilk dizeye bakacaksınız. Çünkü orayla karşılaştırarak biz buluyoruz zaten. Bakalım. Ser, be, ser, ik. Yine failatun çıkacak gibi. Limi Hüsnün Kafiristan oldu hep. Evet. Bakın ikinci dizede failun olmuş. Değil mi arkadaşlar? Ama ilk dizeyle karşılaştıracağım. Bu arada şurada ben ulamalı düşündüm arkadaşlar. Ulamalı düşündüm. Şair ulamasız düşünmüş ve sekt hatasına düşmüş biraz aslında. Sekt hatası var. Lim'i olarak alırsak orada imale değil sekt oluyor yani. Evet, şimdi ben ilk dizeyi ikinci dizeyle karşılaştırıp arkadaşlar ne oldu, ne olup ne bittiğini net bir şekilde anlayabilirim. Hal kafir. Hal bir buçuk. Değil mi arkadaşlar? Hal bir buçuk. Kafir. Bak altta karşılaştır. Kapalı açık. Kapalı kapalı çıkması lazım. Zülf zaten iki ünsüz de bittiği için kapalı açık. Değil mi arkadaşlar? Zülf kafir. Çeş kafir. Bakın harika. El aman. Bak burada ne olmuş? Sekt olmuş arkadaşlar. El aman derken adam ulamaya uygun bir ses yapısı kullandı ama ulamadan faydalanmadı. Failün net bir şekilde çıkıyor. O zaman arkadaşlar burada ne vardır? Ne vardır? Tabii ki arkadaşlar bir sekt vardır. Medi öğrenmek için harika bir beyit. Medi öğrenmek için harika bir beyittir arkadaşlar. Hatice Beste İpek yine konudan konuya atlıyorum. Hatice Beste İpek arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce de birdenbire Edip Ahmet Yükneki'ye gitmişti. Tenasüp var değil mi? Tabi sevgilinin beni, sevgilinin saçı, sevgilinin gözü. Değil mi? Yani tenasüp çok rahat bir şekilde tenasüp var. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan yoksa. Hatice Beste İpek bunu huy edinmiş. Bir dakika, şunu biraz süre geçsin de ondan sonra buna bakalım, tamam mı? Aynı beyit sıkmasın bizi. Evet. Oo, Fuzuli'ye geldik. 23 saniye süreniz başlamıştır arkadaşlar. Caner Yıldırım. Şuna bir el at şu soruya ya. Hiç sesin çıkmıyor. Ceyhan diyen arkadaşlarımız var. Yukarıdaki beytin taktisi yapıldığında ilk dizede hangileri tespit edilebilir denilmiş. İlk dize sorulmuş arkadaşlar bize. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacından tabip. Bir bakalım. İlk dize sorulduğuna göre ikinci dizenin ben en iyisi, bir bakayım da arkadaşlar. İkinci dize benim için biraz daha sağlam olacak gibi duruyor, değil mi? Kılma derman. O failatun gibi. Kim helakim zehri derman dadır. Manı bir buçuk almış arkadaşlar. Bakın nunla bitenlerde bir buçuk alınmaz dedik ya. Fuzulimiz almış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğümüz gibi almıştır arkadaşlar. Dadır. Şurada yanlış oldu. Evet, açık kapalı. Şimdi ilk dize sorulmuş bize. Onu da kırmızıyla gösterelim de arkadaşlar. Aşk
Ama bir tane açık çıkması lazım. Der kapalı. Demek ki aşkı 1,5 almış. Derdi. Le. O. Şem. Değil mi arkadaşlar? El. Bir dakika. Aşk. Derdiyle. O. Şem. El. Çeki. La. Cım. Dan. Ta. Bip. Burada arkadaşlar bir met yapılmış, bir de imale yapılmış arkadaşlar. Bir de imale yapılmış. Değil mi? Bakın şurada tekrar alıyorum bakın. Tekrar alıyorum. Tekrar. Aşk 1,5. Derdiyle. Ho. Şem. El. Çek. İlacımdan. Tabip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada L hecesinde bir imale yaptı. Burada ise bir met tekniğinden faydalandı. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar C'dir. Hocam Seda Acar bir şey soruyor. Şimdi bu 14'lü ya mef'ulye uyduramadığımız için mi 15 diye met çıkardık? İkinci dizemize baktık 15 hece. İkinci dizemize baktık 15 hece. O zaman birinci dizede bir met olması lazım dedi. Anladın mı? İlknur Gürel demiş ki ben hiç kalıp bulmadan heceyle yaptım ama doğru mu? Yani çok doğru olduğunu söyleyemeyiz İlknur. Çok doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yani bunda bulmuşsundur, başka bir beyitte bulmanın garantisi yoktur yani. Evet. Yeni sorumuz arkadaşlar. Yeni sorumuz. Ben bir tane bir şeyi test etmenizi istiyorum burada. Bakalım anlamış mısınız? Medi, imaleyi, ziyafı anlamış mıyız acaba? A diyorlar arkadaşlarımız ama çok tereddütlü bir şekilde geliniyor cevaplar arkadaşlar. Değil mi? Çok böyle teker teker dört tane oldu A. Diğer sanatçılarımız diyorum. Öğrencilerimiz hala kararsız. Evet. Güzel, güzel, güzel. Adana ilerlemeye başladı. Bir bakalım arkadaşlar. 15 hece mi ikisi de arkadaşlar ya? 15 hece mi? Bir met bekliyor muyuz? İkisi de 15. Değil mi? Bağlanıp zülf. Zül daha doğrusu. Fün de bozdum. Ahdi de pey. Manıda. Burada bir imale yakaladım ben arkadaşlar. Aşağıya bakalım. Çeşmini gör. İmale var. Düm unuttum. Burada ulamadan faydalanmamış sanatçı sekt var ama seçeneklerde sekt yok zaten. Derdi de der. İmale var. Manı da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üst dizede ve alt dizede imaleler bulduk. Demek ki arkadaşlar burada bir hata var. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi eğer imale seçeneklerde olmasaydı şuraya dikkat etmenizi isterdim arkadaşlar sizin. Çünkü gördüm, unuttum şeklinde bir vasıldan faydalanma yoktur arkadaşlar. Sekt hatası var burada. Hatice Beste İpek ahd sormuş. Tabii ahd yemin demek. Ama ben bulan ahdi de peymanı da tabii. Ahd yemin demektir. Evet. Çok güzel bir beyit arkadaşlar. Sizi bekliyor. Hangisi test edilebilir? Herkes 21 saniye boyunca düşünecek. Tabii ben susarsam biraz düşünebileceksiniz ama. Değil mi?
Ama biraz gürültülü ortamda da çözmeye alışın. Özellikle paragraf sorularını televizyonu açıp öyle çözün arkadaşlar. Böyle daha paragraf sorularında kendinizi geliştirmiş olursunuz. Hatice Kübra Azdal, Ceyhan diyor. Hatice Kübra Azdal, Ceyhan'dan yana oyunu kullandı arkadaşlar. Ceyhan. Çoğu kimse Ceyhan dedi. İmale ve vasıl olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Olabilir. Bir bakalım. Değil mi? Kalıbı ne buldunuz? Hadi bakalım. Kalıbı ne buldunuz? Kalıbı ne buldunuz arkadaşlar? Feilatün. Çok güzel. Çok güzel. Feilatün. Değişen kalıp tepkiler var. Harika. Çok güzel. Hoş. Çağ. Bak, za. Bak şimdi arkadaşlar, bakın. Diyorum ya, beyit inceleyin. Bunları hissedeceksiniz. Bakın ondan sonra failatünden sonra tına, kim, züp. Bir şeylerin değiştirildiği anlaşılıyor. De, i, a, lem. Sin, sen. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Feilatün, 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 feilün kalıbında yazarken İlk tef'ileyi failatüne dönüştürmüş sanatçımız. Son tef'ileyi fa'luna dönüştürmüş. Biraz önceki uyarımız. Bakın gördünüz mü? İlk tef'ile failatüne, son tef'ile fa'luna çevrildi. Hocam burada hata var mı? Hayır. Burada hata yok. Mer. Du. Mu. Di. Bak burada hata var işte. Burada bir imale yakaladı. Burada bir imale yakaladı. De. İ, ek, van. Değil mi? O, la, na, dem. Bak burada bir vasıl var arkadaşlar. Şimdi normalde bu sözcüğü şuraya yazayım. O, lan, a, dem. Bir de şuraya yazayım. O, la, na, dem. Bakın ikisi arasındaki farka dikkat edin. Ulamayı göz önünde bulundurduğumuzda feilatünün ilk iki açık hecesi ortaya çıkıyor. Mer, du, mu, di, de, i, ek, van, o, la, na, dem, sin, sen, fa'lun. Bakın fa'lun yine burada karşımıza çıktı. Şair son tefileyi feilün tefilesini fa'luna dönüştürmüş. Feilatün tefilesinde failatün şeklinde yazmış. Gayet güzel, harika. Bu özel bir kalıp sonuçta. Şairin bunu yapmaya hakkı vardır. Ama merdumu derken arkadaşlar benim şu anda yeşille gösterdiğim yer bir imale hatasına düştü. Ayrıca arkadaşlar yine yeşille gösterdiğim yerde de vasıldan faydalandı. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar imale vasıl şeklindedir. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Ceyhan diyenleri tebrik ediyor. Evet, geriye kalan aruz sorularımızı da bir sonraki dersimizde çözelim arkadaşlar. Değil mi? Bir sonraki dersimizde çözelim. 18.30 oldu. Yani dersimiz bayağı bir uzattık. Güzel de oldu. Seda Acar bana hatırlat, tamam mı? Bana hatırlatıyorsun Seda. Hep dersin sonunda hatırlatıyorsun zaten. Ders geçip gitmiş, ondan sonra hatırlatıyor bana. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hatice Beste İpek, demek kolay. Gazel şer ediyoruz. Hatice Beste İpek diyor ki, hocam çok güzeldi, hep gazel şer edelim. Soru çözüyoruz. Hatice Beste İpek diyor ki, hocam çok güzeldi. Hiç böyle kargoya falan uğradığın yok. Yani. Ayşegül Demir. Hocam ilk tefile failatün olduğunda son tefile faulun olmak. Hayır. Hayır.
İlk defileyi istersen failatun, istersen feilatun yapıyorum. Eğer feilatun'u kullanmışsam tabii. Son defileyi de istersen faulun yap. Bazen ikisini de değiştiririm, bazen birisini değiştiririm. Anladık mı? Bazen ikisini de, bazen birini değiştiririz yani. Sıkıntı yok. Hatice Beste İpek, işte biz de evden çıkamıyoruz. Sorular da biliyorsun, su yakmıyor yani. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Herkese iyi iftarlar diliyorum.